Bu videoda birkaç anımı anlatmak istiyorum sizlere. Birkaç tane hak yeme anısını. Tabii kul hakkı çok önemli. Yani tabii inanırsınız, inanmazsınız. Herkesin inancı kendine, kimseye de bir şey dediğimiz yok. Evet, burada güzel bir espri olmuş. Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır diye böyle bir var mı bilmiyorum Polat Alemdar'ın böyle bir sözü ama böyle bir argo tabiri vardır. Yani işte tecrübe her tecrübesi yediğiniz kazıkların toplamıdır diye. Ben de böyle bir iki yediğim kazık hakkında, tabii çok vardır hayatta yediğimiz kazık ama bununla ilgili bir gençlere belki tecrübe olsun diye. Hani bu da böyle bir anımdır diye anlatırlar ya. Bunları anlatmak istiyorum. Böyle bir ki bunlarla ilgili birkaç paylaşım yapmıştım ama daha sonra özellikle ikinci anlatacağım anımla ilgili LinkedIn'de bir paylaşım yapmıştım birkaç sene önce. Çok tepki gelince ki bu şu an anlatacağım olayda hiç kimsenin hiçbir kurumun ismini vermeyeceğim. Orada verdiğim yaptığım paylaşımda da hiçbir kurumun ismini vermemiştim. Ama buna rağmen yarısı olan Gocunur hesabı yani aradılar beni dediler hocam bu paylaşımlarını sil. Evet şimdi hikayemiz 10 sene önce geçiyor. Şeye söyleyeyim o zaman Antalya, şehir Antalya. Oradan işte bir arkadaş beni aradı. Dediler hocam böyle böyle bir CCNA eğitimi planlıyoruz. Böyle bir eğitim verir misin dediler. Tamam dedim veririm. İşte ücret konusu şu bu falan anlaştık. Cumartesi pazar olacak eğitim. Ben de o sıra müsaitim. Ama tabii İzmir Antalya git gel. Anca uçakla olur yani. Dedim karşılayın yani konaklama ne bileyim işte uçak vesaire masrafını. Dedim olur dedim veririz dedim yani. Bunlar tamam dediler. Yani 10 sene falan oluyor yani tam olmasa da 10 sene diyelim düz hesap 10 sene önce olan bir olay bu. Tamam dedik neyse ben gittim işte bindim uçağa cumartesi günü sabah direkt Antalya'ya indim İzmir'den Adnan Menderes'ten Antalya Havalimanı'nda. Oradan arkadaşlar beni karşıladılar neyse bir kahvaltı yaptık ettik sonra eğitimin birinci günü ilk günü verecekleri yere gittik ilk gün eğitim yaptık cumartesi günü. Neyse pazar günü de yaptık ikinci gün. Gece kaldım ben bir otelde. Onlar ayarladılar. Neyse bitti. Cumartesi pazar ilk eğitim yaptık. Döndüm ben. Neyse İzmir'e. Bir sonraki eğitim. Tabii yine cumartesi pazar olacak. Ama tabii ben ya gidişte ya dönüşte aktarmalı geldim. Yani şöyle işte Antalya'dan İstanbul'a geldim. İstanbul'dan İzmir'e geldim. Tabii aktarmalı da öyle ülke içinde çok meşakkatli oluyor. Biniyorsunuz, bekliyorsunuz. Ben dedim ki direkt olsun yani hani direkt İzmir Antalya direkt Antalya İzmir direkt uçuşlar olsun böyle aktarmalı falan yapmayın. Ya falan dediler. Tabii bir hafta sonra tekrar bir şeyimiz var, eğitimimiz var. Tabii ben biletleri dedim önceden alın bana gönderin. Tabii pazartesi geçti, salı geçti, çarşamba geçti, perşembe geçti, cuma oldu. Yani bir gün sonra eğitim var hala bilet falan gönderdikleri yok. O günün parasıyla 2 günün ücreti 500 TL gibi bir şeydi. Bugün şimdi ne kadar yapar bilmiyorum ama o gün 2 günün ücreti tam hatırlıyorum yani o gün için 500 TL'ydi. Hani 6 sıfır atılmıştı herhalde. Yani bugün ne kadar yapar karşılığı hesaplayabiliriz. Yani bakın işte dolar kuruna bağlayın. İşte 2010, 11, 12 neyse bakın 2000 tam dediğim gibi yani tarihleri net hatırlayamıyorum. O yüzden yanlış olmasın. İşte paramızı alamadık. Bir daha arkadaşlar aramadı. Ben mail attım cevap vermediler falan derken o iki arkadaş, şimdi birisi oradaki artistlerden bir tanesi Türkiye'nin en büyük İstanbul'da dağıtıcılarından birinde çalışıyor. Daha çok böyle sanallaştırma falan filan ağırlıklı herhalde. Görüyorum LinkedIn'de. Yine bir tanesi de yine öyle bir sanallaştırma vesaire ağırlıklı çalışıyor. Az önce zaten LinkedIn'de bir benim bağlantım değil ikisi de birisinin yorumuyla gördüm diğer arkadaşı da. Böyle bir anımdır. Yani böyle bir hafta sonu bir eğitim verip de daha sonrasında bir dersiniz işte sözleşmeydi şudur budur. Arkadaşlar Türkiye'de sözleşmeler. Bir de böyle bir yanlış da var. Sözleşme yapsaydınız falan böyle çok duyarım böyle bir şey anlattığınız zaman. Yaptığınız sözleşme arkadaşlar noter onaylı değilse sizin bir kağıt üzerinde hatta helvacı kağıdı derler. Böyle işte araba alırsın bir şey alırsın satarsın böyle bir at soyad imza aldım verdim. Ondan sonra bir imza atılır ya bu kağıtların hukuki bir değeri de yoktur yani. Yani belge olarak sunarsınız tamam yarın bir gün hakkım hukukum diye ama yani böyle bir çok karşılığını da alamazsınız. Yani öyle bir tam da bir hukuki anlamda bir belge anlamına da gelmiyor. İkinci anım o da geçtiğimiz Aralık değil ondan önceki Aralık mıydı?
Tam da hatırlamıyorum. Yine yaşlandık artık. Hafıza kaybı başlıyor. Bir Türkiye'de böyle hani işte Türkiye'de ilk 100-500 açıklanır ya. Yani böyle Türkiye'de işte ilk sıralarda büyük bir şirket. Yani dediğim gibi isim vermeyeceğim. İstanbul'da. Sonuçta bir o firmanın o eğitimi var. CCNA eğitimi. 4 hafta boyunca sürecek. 1 ay boyunca. O eğitimi işte firma biri almış, bir entegratör firma diye aslında biliniyor İstanbul piyasasında. O firma da almış başka bir eğitim firmasına satmış. O eğitim firması da bana dedi hocam gel ver. Neyse gittim ben. 1 ay boyunca gittim eğitime bakın. Aradan işte herhalde 2 sene olacak. Hala paramı almış değilim. O da neden? İşte ilk kur, hatta ilk kur demeyelim, iki grup. Birinci grup 15 gün eğitim yaptık. 2 hafta eğitim yaptık. İlk grup anket yapıldı eğitim sonunda. Çok problem değildi. Ama ikinci grup işte derse başladık. İlk gün biri dedi hocam çok hızlı anlatıyorsunuz. Ben tabii iyi dedim yavaş anlatırız. Çarşamba günü geldi biri dedi hocam çok yavaş anlatıyorsunuz. Mesela o anketi diyen arkadaşlardan biri işte demiş ki işte hoca hiç uygulama yapmadı diyen adam. Benim yaptığım uygulamaların hiçbirini mesela yapmadı bilgisayarında. Derse geliyordu arkaya oturuyordu orada kafasına göre takılıyordu. Bilhassa yani işin özeti anket sonucu, ikinci grubun özellikle anket sonucu olumsuz olduğu için eğitim tekrarı istediler bütün eğitimini. Ve eğitim tekrarı sonucunda da, ki eğitim tabii ben vermedim tekrarında, ne oldu? Ne oldu? Biz de paramızı alamadık. Yani şu gün geçti ki ben zaten o eğitim firmasıyla da ilişkimi sonlandırdım. Bir daha da yani ne selam ne sabah bir daha da işim olmaz. Böylelikle bunu da böyle bir anımdır derler ya. Bunu da anlatmış olayım. Yani az önce de söylediğim gibi hiçbir isim söylediğim gibi ne firma ne kişi ismi vermedim. Yani kimse de gelip de böyle videonun altına veya şuraya burada kimdir diye hocam sormasın, söylemem. Ama bu arkadaşlar da yine buradan da selam olsun kendilerine, hepsine. Sonuçta izledikleri zaman yarası olan gocunur hesabı kimin olduğunu anlayacaklar onlar. O kendini biliyor diye bir yine şarkı var ya. Evet, bizimkisi bir hak yeme hikayesi diye başlık atacağım bu videoya. Böyle de bir anımız, 2 tane hak yeme hikayesi. Şükür yani biz kimsenin hakkını yemeyelim bilerek. Kimsenin hakkı bizde kalmasın. Ama yiyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Onu da söylerim. Bir tane geri zekalının affedersiniz ki birçok kişiyi de etkileyerek o ankette böyle bir sonuca neden oldu. 1 senedir. Değil, bu aralık 2 sene olacak. Paramızı alamadık. 1 ay düşünün. Sabahın 5'inde gidiyordum ben o firmanın servisiyle. Benim evimin yakınına geçiyordu. Gidiyordum neyse geliyordum. 1 ay boyunca verdiğim emek karşılığında 1 TL bile alamadım. Ama sonuçta Allah büyük. Sonuçta bir hesap günü var. Buna inanıyoruz. Arada alırız inşallah hakkımızı. O yüzden çok da içimiz rahat, vicdanımız rahat. Evet, böyle 2 tane tecrübemizi, anımızı, kazık yediğimiz anıyı, böyle bir hak yeme anısını anlatmış oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere.